Evet, değerli katılımcılar, sırada son 8 ayın maalesef değişmeyen gündemine ilişkin bir de panelimiz var. Konumuz tek sağlık penceresinden COVID-19. Konuyla ilgili sağlık bilimlerinin farklı alanlarından iki tecrübeli isim, konuyla ilgili sürekli çalışan, sürekli üreten iki değerli bilim insanı var bugün bizlerle birlikte. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Alpay Azap Hocam'la Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Biyoteknoloji Enstitümüzün de müdürü Sayın Profesör Doktor Aykut Özkul Hocamız. Hoş geldiniz, ikinize de hoş geldiniz demek istiyorum. Değerli hocalarım, izninizle öncelikle sözü Alpay Hocama bir soru sorarak vermek istiyorum. Söze başlamak istiyorum. Alpay Hocam, hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum Okan Hocam. Hocam, bu kadar yoğunluğunuzun arasında bize de vakit ayırdınız. Panelimize katıldınız. Çok teşekkür ediyorum Ben öncelikle. teşekkür ediyorum davet için. Sağ olun. Hocam, mevcut koronavirüs pandemisinde kişisel olarak da çok merak ettiğim bir soru. Ulusal ve küresel olarak ne durumdayız? Öncelikle pandeminin gidişatı ne yönde? COVID-19'a yönelik birçok çalışma hem dünyada hem daha önce konuşmacılarımızın da bahsettiği gibi ulusal anlamda birçok çalışma sürüyor. Önleyici ve tedavi edici çalışmalar bunlar sürüyor, araştırmalar sürüyor. Bunlar da ne aşamada? Bize bu konularla ilgili birazcık bir bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii elimden geleni yaparım. Öncelikle bu güzel davet için ve bu güzel programa katılma fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. 1989 yılında öğrenci olarak adım attığım Ankara Üniversitesi ile her zaman gurur duydum. Bu toplantıyı dinledikten sonra bu gurur daha da artmış oldu. Böylesine kurumsal bir yapının bir parçası olabilmek, oraya çorbada bir miktar da olsa tuzu olabilmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ben izin verirseniz bana sormuş olduğunuz soruları yanıtlamak üzere kısa bir sunum yapmak isterim. Hani salgında ne durumdayız, nereye gidiyoruz, bizi neler bekliyor diye sordunuz. Hepimizin merak ettiği konular. Bazı soruların yanıtlarını kesin olarak vermek mümkün değil ama bazı bilimsel tahminlerimiz var. Onların ışığında toplumda da çok tartışılan, sosyal medyada olsun, yazılı medyada olsun, yanlış bilgilerin de çok dolaştığını görüyoruz. Onlara da yanıt olacak şekilde böyle tartışmalı noktalara biraz bilimin perspektifinden yaklaşarak kısa bir sunum yapmak istiyorum. Benden önceki çok değerli hocalarıma da buradan saygılarımı sunuyorum. İzleyici arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza da öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum. Şimdi salgında neredeyiz? Bu dünün sayıları, dünün sayılarına bakarsak dünya genelinde şu en üstte 41 milyondan fazla, 42 milyona yakın kanıtlanmış COVID-19 vakası var. Bunlar kanıtlanmış oldular. Niye bunun üzerinde duruyorum? Çünkü şunu biliyoruz ki bizim gösterdiğimiz, kanıtladığımız vakaların tüm dünyada 8 ila 10 katı kadar aslında enfekte kişi var. Yani dolayısıyla biz aslında salgının bugün geldiği nokta itibariyle 42 milyon kişi değil, 420 milyon insanın bu virüsle enfekte olmuş olduğunu söyleyebiliriz. Ölüm sayısına baktığımızda da 1 milyonu aştı, 1 milyon 140 bin ölüm var dün itibariyle dünya genelinde. Ve bir önceki günkü ölüm sayısı dünya genelinde 5 bini buldu. Yani bir günde 5 bin insan hayatını kaybetti. Burada da yine bütün ülkeler için geçerli bir kurumuz da şu. Bizim kesin olarak koronavirüs diyerek ölüm kayıtlarına aldığımız olguların iki katı olduğu söyleniyor. Gerçek koronavirüsten ölüm sayısının. Dolayısıyla bunu da iki ile çarpacağız. 2 milyon, hatta 2,5 milyon insanın da bugüne kadar koronavirüsten hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Bu olgu sayılarına göre ülkelerin karşılaştırmasını gördüğünüzde ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyorsunuz. Pasta grafik daha güzel anlatacak. Aslında dünyadaki bu tüm 42 milyon vakanın %50'den fazlası 3 ülkeden. Birinci sırada Amerika, ikinci sırada Hindistan ve üçüncü sırada Brezilya var. Onları Rusya ve İspanya takip ediyor. Sonra diğer ülkeler geliyor. Bizim ülkemiz ilk 10 içerisinde yok resmi bildirilen COVID sayılarına göre. Şimdi bu slaytta da iki şeyin üzerinde özellikle durmak istiyorum. Bir tanesi şu yukarıda gördüğünüz mevcut hala aktif olarak COVID hastası olan kişilerin sayısı yaklaşık 10 milyon. Burada kırmızı ile yazılan yoğun bakımda takip edilen hasta sayısı.
ve oranına bakarsanız %1. Yani dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Biz bu hastalıkta hastaneye başvurup tanı almış hastaların, aktif olarak COVID geçirmekte olan hastaların kabaca %1'inin yoğun bakımda yatacak kadar ağır hasta olduğunu söyleyebiliriz. Kapanmış olgulara bakarsak sağ tarafa, orada da işte 33 milyona yakın vakanın artık ya iyileştiğini, 31 milyonu iyileşmiş, işte 1 milyon 140 binde hayatını kaybetmiş. Buradaki oran %4, yani ölüm %4 gibi görünse de tanı konmuş olgular içerisinde. Gördüğünüz üzere günümüzde %1'i kritik durumda. Dolayısıyla bu aradaki fark şöyle bir takım spekülasyonlara sebep oluyor. Virüs yapısını değiştirdi, mutasyona uğradı, artık daha çok bulaşıyor, daha çok kişi hasta ediyor ama daha hafif hastalık yapıyor. Virüsün mutasyona uğradığı doğru hakikaten, çünkü bu solunum virüsleri, RNA virüsleri özellikle çabuk mutasyona uğrarlar. Ancak bu mutasyon henüz virüsün klinik seyrini değiştirecek düzeyde bir önem kazanmış değil. Dolayısıyla buradaki %4'lük, şöyle bir bazı tespit edilmiş mutasyonlar var. Şurada görmüş olduğunuz kodla isimlendirdiğimiz 614. pozisyondaki amino asit değişikliğine bağlı mutasyon çok yaygınlaştı dünya üzerinde. Evet, ama bu hastalığın klinik seyri üzerinde bir değişikliğe henüz sebep olmuş durumda değil. Bu niye çok tartışılıyor? Çünkü genç arkadaşlarımız özellikle hatırlamayabilirler. 2003 yılındaki SARS salgınının etkeni de bir koronavirüstü. SARS koronavirüs diyoruz. Artık herkes öğrenmiştir onu. Ve o 8 ay kadar dünya üzerinde 10 bin civarında kişiyi hasta ettikten sonra kayboldu dünya üzerinden. İşte bir umudumuz buydu. Bu yeni koronavirüste kaybolsa keşke, mutasyona uğrayıp bir önceki gibi. Ama bu koronavirüste bu olmadı ve olacak gibi de görünmüyor. Bu mutasyonların hastalığın bulaş ve klinik özellikleri konusunda çok fazla etkisi yok. Şimdi altta gördüğümüz ise şu sola bakmanızı rica edeceğim. Soldaki grafikte günlük yine olgu sayılarını gösteren grafik, 7 günlük ortalama kayan ortalamayla bildiriliyor. Yani bugün ve bugünden önceki 6 gün ortalamasını hep kaydederek. Gördüğünüz gibi bu grafik tırmanıyor. Yani aslında hani o hep görmeye alıştığımız, birazdan benim ülke bazında göstereceğim salgın eğrilerini dünya genelinde düşünürseniz salgın eğrisinin halen tırmanan kısmındayız. Yani olgu sayıları artacak. Bu bize bunu söylüyor buradaki grafik. Ama işte iyi bir haber, ölüm sayısı bu kadar artmıyor. Ölüm sayısının vaka sayısına göre artış göstermemesinin sebebi bence mutasyon değil. Ben orada kişisel olarak bunun hastalıkla daha iyi mücadele etmeye başlamamızı bağlıyorum. Daha erken tanı konuyor. Bu hastalıkta birazdan göstermeye çalışacağım. Tedavi, en önemli tedavi destek tedavisi ve kısmen etkili bazı ilaçlar var. Ama bu tedavileri ne zaman uyguladığınız çok önemli. Artık doğru ve zamanında tedavi uygulamalarıyla ölüm oranı bir miktar daha başlangıca göre azalmış durumda. Şimdi bu grafikte şunu görüyoruz. Salgının geldiği noktayı yine anlamak açısından önemli bir grafik bu. Salgını kontrol altına almış olan ülkelerin sayısı yeşil çizgiyle ifade ediliyor. Y ekseninde salgın ülke sayıları var. Yeşil çizgi kontrol altına alan ülke sayısı. Bakın Mart'tan sonra Nisan'dan itibaren bu ülke sayıları çok azalıyor. Yani salgını kontrol altına almayı başaran ülke sayısı giderek azalıyor dünya üzerinde. Buna karşılık kırmızı da kontrol altına alamayan ülke sayısı. O da Nisan'a doğru çok tepe yaptıktan sonra, Nisan'dan sonra hala bir artış içerisinde. Baktığımız zaman kontrol altına almış ülkeler aslında genellikle küçük ülkeler veya bazı nedenlerle tanı koyamayan ülkeler. Çünkü bunlar bildirilen vaka sayılarına göre bu eğriler çiziliyor. Neredeyse kontrol altına almak üzere olan ülkelerin içinde en önemlisi Çin bence. Çin hakikaten inanılmaz bir işi başarmış oldu. Salgın belki oradan çıktı, dünya yayıldı ama Çin şu an kendisi bu salgını çok başarılı bir şekilde kontrol altına almış durumda görünüyor. Kırmızı ülkeler sayısı çok çok fazla ve dikkat çekici bir şey. Hepsinde göreceksiniz bundan sonraki grafiklerin. Birinci dalga işte. Birinci dalga kontrol altına alınıyor yaz aylarında. İşte sonbaharla birlikte hemen hemen bütün ülkelerde ikinci dalgaları yaşamaya başladık. Bu birkaç gün öncenin grafikleri bunlar. Bu site her gün güncellenmiyor. Örneğin Fransa dün 42 bin yeni olgu bildirdi. Bu bir rekor Fransa için. Demek ki tüm dünyada özellikle havaların soğumasıyla birlikte burada gördüğünüz gibi ikinci dalgalar kendini göstermeye başladı ve pek çok ülkede de birinci dalgadan, işte burada İsviçre'de gördüğünüz gibi birinci dalgadan da daha yüksek. Peki ne olacak?
Şimdi bu ne olacak kısmı ile ilgili aslında çok güzel bir matematik modelleme ve bilimsel tahmin Science dergisinde yayınlandı. Harvard'daki epidemiyologların bir makalesiydi bu. Bir ay kadar oluyor bu makale yayınlanalı. İnsanlar arasında dolaşan insan koronavirüslerinin bulaşma özellikleri esas alınarak, onlara bakılarak bir yeni koronavirüsün bundan sonra ne yapacağına dair bilimsel tahmin yapıldı. Çok ayrıntılı bir makale, merak edenleri öneririm. Orada benim dikkatimi çeken şu önermeydi, şu tahminde. Eğer dediler ki SARS koronavirüs 2'ye karşı oluşan bağışıklık kalıcıysa, kalıcı bağışıklık bırakıyorsa 5 yıl kadar sonra, 5 yıl veya daha uzun bir sürede biz bu virüsten kurtulacağız. 5 yıl. 5 yıldan bahsettiler. Ve kalıcıysa, tabii solunum virüslerine karşı mutasyona uğrayan, özellikle solunumla bulaşan virüslere karşı kalıcı mutasyon olmayacağını biz enfeksiyon hastalıkları uzmanları iyi biliriz. O yüzden aslında bu önerme daha baştan şartlı bir önerme olduğu için böyle olmayacağını bekliyorduk. Nitekim de bu makalenin yayınlandığından bir gün sonra, hemen ertesi günü dünyadaki ilk reenfeksiyon vakası yayınlandı. Yani daha önce SARS geçirmiş, COVID geçirmiş bir kişi de tekrar COVID olduğu Hong Kong'tan bildirilmiş oldu. Peki ne olacak? Ne olacak? Aslında farklı yine tahminler var ama şu C'nin olmayacağı belli. Virüsün mutasyona uğrayıp kaybolması beklenmiyor. Aslında sanki A olacak gibi görünüyor. A tahmini. Yani bu virüs insan toplumlarında çok uzun yıllar dolaşacak ve bir mevsimsel özellik kazanacak. Aslında bu virüsün hem klinik bazı bulgularını hem de bulaşma ve epidemiolojik özelliklerini gribe çok benzetiyoruz. Ben çok benzetiyorum. Tıpkı grip gibi kış aylarında artan, kalabalık ortamlarda uzun süre bir arada kalmamızdan kaynaklı olarak artan, yaz aylarında azalan olgu sayılarıyla bir mevsimsel hastalık olarak çok uzun yıllar aramızda dolaşacak olan bir enfeksiyona dönüşecek gibi duruyor bu hastalık. Ama grip neden sosyal hayatımızı bu kadar etkilemiyor? Çünkü gribin etkili bir tedavisi var ve aşısı var. Aslına bakarsanız her yıl dünya genelinde 300 bin ila 600 bin kişi gribe bağlı solunum komplikasyonlarından hayatını kaybediyor. Yani grip de az öldürmüyor. Ama bunlar özellikle altta yatan ciddi hastalığı kişiler olduğu için çok dikkat çekmiyor. Bir de tedavi aşısı olduğu için de çok sosyal açıdan insan yaşantısını etkilemiyor grip hastalığı. Şimdi yine çok tartışılan bir konuyu izninizle çok kısaca geçeceğim. Havadan bulaşır mı? Havada asılı kalır mı? Bulaş yolu nedir? Bu konuyla ilgili de çok spekülasyon var. Aslında bilimsel ortamda da çok tartışılan bir konu bu. O yüzden buna değinmeden geçmek istemedim. Şimdi Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi CDC geçen hafta, daha doğrusu ondan önceki hafta 5 Ekim'de bu virüsün aerosoller aracılığıyla bulaşabileceğini söyleyen bir bilgilendirme notu yayınladı. Ve tabii bu çok yankı buldu çünkü bu çok tartışılan bir konuydu. Aerosolle bulaşır mı, sadece damlacıkla mı bulaşır? Çok özür dilerim. Bu çok tartışılan bir konu olduğu için, hatta şöyle de bir geçmişi de var. 200'den fazla bilim insanı bir araya gelip bir deklarasyon yayınlandı ve CDC ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bu virüsün hava yoluyla, yani aerosolle bulaştığını artık kabul edin diye sıkıştırdılar. Biraz da onun da etkisiyle böyle bir bilgi notu yayınladı ve tabii bu medyada da çok yer aldı ama medyaya bakarsanız işte koronavirüs havada asılı kalıyor ve bu yolla bulaşıyor. Bu aslında çok kritik bir konudur bizim açımızdan, enfeksiyon hastalıkları açısından. Çünkü havada asılı kalabilmesi, yani bir virüsün, bir hastalığın aerosol yolla bulaşabilmesi demek, çok çok bulaşıcı olması demek. Tek bir enfekte kişinin çok sayıda insanı hastalığı boyunca ya da enfekte olduğu süre boyunca onlarca kişiyi hasta edebilmesi anlamına gelir ki ve ona yönelik de çok özel önlemler almak gerekir. Bu bulaşı önleyebilmek için. Yani normal örneğin taktığımız cerrahi maske yetmez olur. O işte özel maskeleri takmak gerekir. Hastaları mutlaka negatif basınçlı odalarda izlemek gerekir. Yani bu ikisinin arasındaki ayrım, damlacık ve aerosolle bulaşma arasındaki ayrım çok kritik. O yüzden bu çok önemli bir haberdi gerçekten. Ama haberin detaylarına bakalım. Koronavirüs sırasında biz bir de infodemi yaşıyoruz. İnfodemi deniyor buna. Yani bir bilgi fazlalığı var ve bu aşırı bilgi içerisinden doğru bilgileri bulmak, bilimsel dergilerde yayınlanmış bile olsa, bunların içerisinde kötü çalışma tasarımları, bazı sistematik hatalar, bias dediğimiz hatalar nedeniyle
yanlış sonuçlar bile yayınlanıyor ve ona bakarak biz meslek pratiğimizi yapmaya gayret ediyoruz ve hatalara düşebiliriz. O yüzden bu infodemiden de kurtulmak çok çok önemli bu salgında. Doğru bilgiye ulaşmak çok çok önemli. Bu gazeteler bunu böyle abarttılar. Ülkemize de görsel medyada çok çıktı haber bültenlerinde. Halbuki haberin içeriğine baksanız diyor ki CDC o bilgilendirme notunda SARS koronavirüs asıl olarak yakın temasla bulaşır. Damlacıkla bulaşır ve aerosolle bulaşmaz diyor aslında. Çok özel durumlarda İngilizce olduğu için hani kusura bakmayın hani değiştirmemek adına böyle yazdım. Bu aerosol bulaşı çok özel durumlarda sadece söz konusudur demiş oldu aslında. Ve gerçekten Dünya Sağlık Örgütü salgının en başından beri bunun damlacıkla bulaştığını söylüyor. Yani havada asılı kalıp da bir bulaşın önemli bir bulaş yolu olmadığını Dünya Sağlık Örgütü pek çok farklı dokümanda söylüyor. O buradaki slayttan da çok belli aslında. İşte en altta gördüğünüz kızamık, kızamık aerosolle bulaşabilen ya da damlacık çekirdeği de diyoruz, bulaşabilen bir hastalık. Eğer COVID-19 kızamık gibi bulaşabiliyor olsaydı, tıpkı kızamık gibi bir kişi 15-20 kişiyi enfekte edebilirdi. Oysa biliyoruz ki COVID-19'da bir kişi 2 ila 3 kişiyi enfekte edebiliyor. Bu salgın en başında zaman zaman tabii alınan önlemlere göre de bu sayı düşer. En başta 5'e kadar çıktı oldu ama 5'i hiç aşmadı. Dolayısıyla bu virüsün havada asılı kalması mümkün değil diye düşünüyoruz. Elbette ki hani çok kesin sınırlarla ayırmak mümkün değil. Havada bazı özel durumlar dediği CDC'nin kapalı ortamda kişide çok fazla virüs varsa, kişi bağırıyorsa, şarkı söylüyorsa, çok fazla öksürüyorsa aerosol oluşabilir. Ama bunlar asıl bulaş yoldur demek çok yanlış. Belki vakaların %1-2'sinden böyle bir bulaş sorumludur. Ama biz %1-2 vakaya sebep olan bulaş yolunu ana bulaş yolu gibi kabul edip buna yönelik önlem alamayız. Bu son derece yanlış olur, yapılabilir bir şey de değildir. Bu konu gerçekten önemli. Bu bulaş yolundan bahsetmeyi özellikle önemsedim. Çünkü korunmayı belirliyor. Yani korunmada ne yapacağımız bulaş yoluyla ilgili. Korunmada bana sorarsanız ben hep bunu söylüyorum. En önemlisi doğru bilgi. Yanlış bilgi salgınlar zamanında hastalığın kendisinden daha öldürücü olabilir. Doğru ve yerinde maske kullanımı, doğru maske kullanımı çok önemli. Artık bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Mesafeye dikkat edeceğiz. Temizlik ve havalandırmada el temizliği ve havalandırmayı iyi sağlamak, bunu gösteren artık çok fazla çalışma var. Doğal havalandırma en iyisi, camları açık tutabilmek en iyisi. Çok dramatik şekilde virüs bulaşını azaltıyor. Buna özellikle dikkat etmek istiyoruz. Ve maskede de yine bize çok eleştiri var. İşte hastalığın en başında önermediniz maskeyi. Sadece hasta olanlar taksın diyordunuz. Şimdi niye herkese taksın diyorsunuz? Aslında bizim en başta da yaptığımız öneriyle şimdi yaptığımız öneri özünde aynı. En başta bilgiler Çin'den gelirken, yani salgın Çin'de dolaşırken oradan gelen bilgiler, ki salgınların en başında hep böyle olur. Yani hastaneye başvuran, hastalık belirtileri kuvvetli olan kişiler hep tanı aldığı için belirtisiz kişiler çok fark edilmez başlangıçta. Çin'den gelen ilk verilerle biz belirtisiz kişiler olabileceğini bilmiyorduk. Çünkü SARS koronavirüs 1'de SARS hastalığında belirtisiz kişiler yoktu. Hastalık hep ağır seyrediyordu ve sadece bu ağır seyredenler bulaştırıcıydı. Zaten kontrol altına alabilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. İlk SARS'ın, koronavirüs 1'in. Dolayısıyla bu da bir koronavirüs ve SARS'a çok benziyor. O yüzden de bize makul geldi bu. Yani dedik ki hastalananlar, hastalığı ağır geçirenler bunda da bulaştırıcı. O yüzden de hastalık belirtisi gösterenler maske taksın diyoruz. Çünkü hala da maske takma önerimizin sebebi virüs saçılmasının etrafa. Yani kişinin kendini korumasına faydası var tabii maskenin ama asıl faydası hasta kişiden veya enfekte kişiden, belirtisi de olmayabilir, hasta olmayabilir, virüsün dışarıya saçılmasının engellenmesi. Bu resim bunu anlatıyor aslında. Yani bizim en koruyucu olduğu zaman aslında engelleniyor ve etrafı şunu biliyoruz. Bu hastalık %30 ila 80 oranında belirtisiz geçiyor. Ve belirtisiz geçirenler de bulaştırıcı olabiliyor. Özellikle ama şunu yine vurgulayalım. Asıl bulaştırıcılar belirtili ve ağır hastalığı olanlar. Onu da vurgulamak lazım. Yani bu belirtisiz geçenler de bulaştırıyor. Sayıca onlar fazlalar, oran olarak fazlalar enfekte olanlar arasında.
Hastalanmayanlar, belirtisiz geçenler fazla ama onların bulaştırıcılığı az. Yapılan tahminler tüm dünyadaki vakaların %20'sinin sadece belirtisiz kişilerden kaynaklandığını söylüyor. Yani biz yine belirtisi olanlara dikkat edeceğiz. Özellikle onların maske takmasını sağlamaya gayret edeceğiz. Evet, bu maskenin ne kadar koruyucu olduğuna dair güzel bir meta analiz. Sadece koronavirüslerde yapılmış. Covid-19, SARS ve MERS ile ilgili 25 bin hastayı içeren 44 güzel karşılaştırmalı çalışmalarda çalışmaların meta analizi bu. Ve gözlük yüz koruyucu etkisine bakılmış. 1 metre mesafe hastalık %70-80 azaltıyor. Maske kullanımı hastalık riskini yine %65 ila 85 oranında azaltıyor. Bunlar son derece iyi rakamlar aslında. Çok iyi bir koruyuculuk anlamına gelir bu. Mesela herkes aşının peşinde. Tabii ki aşı bizi çok rahatlatacak. Belki bitirmeyecek salgını, onu da söyleyeceğim birazdan. Bitirmesini beklemiyoruz ama bulaşmayı çok azaltacak. Ancak mesela bizim beklediğimiz iyi bir aşı, bu iyi bir aşı diyeceğimiz aşıdan beklediğimiz koruyuculuk %70 civarında. Yani kişinin hasta olmasını engelleme özelliğinden, aşı etkililiğinden bahsediyoruz. %70. Bakın mesafe ve maske ikisini üstelik bir arada kullanırsanız daha da fazla bir koruyuculuk sağlıyor. Demek ki bunu da bir aşı gibi düşünüp bu maske kullanmayı, ama doğru maske kullanımı, burun ve ağız kapanacak. Özellikle kapalı yerde ve başka insanlar varken mutlaka takılacak. Azaltıyor. Mesafeye gelince bu da çok tartışıldı. Kısa bir burada da parantez açayım. Sorular vardır muhtemelen. Çünkü farklı mesafe ölçütleri var. İşte Dünya Sağlık Örgütü 1 metre diyor. Amerika 2 metre diyor. Biz Türkiye'de 1,5 metre diyoruz. Ha, nedir bunun aslı? Aslında bu şöyle bir mantıkla düşünmek gerekiyor. Bu damlacık dediğimiz parçacıklarla çıkabiliyor virüs dışarı. Hiçbir enfeksiyon ajanı saf olarak dışarıya çıkmaz insanda. Mutlaka bir taşıyıcı proteinle, işte damlacıklarla çıkar. Bu damlacıklar havadan ağır oldukları için çıkar çıkmaz alçalmaya başlarlar. Yani yer çekimiyle yere çökmeye başlarlar. Biz şimdi bu damlacıklar bizim bu şekilde gördüğünüz gibi yüzümüze, gözümüze ve burnumuza, ağız, burun ve göz mukozamıza geldiği zaman hastalanıyoruz. Derimizden geçemiyor bu virüs. Ancak mukozalara gelmesi lazım. Yani bizim ağız, burun, gözümüze gelmesi lazım. Dolayısıyla karşıdaki kişiden çıkar çıkmaz alçalmaya başladığı için bir metreden sonra bizim ağız, göz, burun mesafemizin altına, evet ki yere 2 metrede çöküyor. Hatta çalışmalar var 8 metre sonra çöküyor diyen çalışmalar da var. Olabiliriz. Yere tamamen çökmesi 8 metreyi bulabilir. Ama karşımızdaki kişiden bizim ağız, göz ve burnumuza ulaşması gereken mesafenin altına inmiş oluyor. Ya da yüksekliğin altına inmiş oluyor 1 metrelik mesafede. Dolayısıyla 1 metre aslında bana sorarsanız da yeterli. Bizim günlük pratiklerimiz de bunu gösteriyor aslında. Ama bu çalışma diyor ki fazladan her 1 metre riski 2 kat azaltıyor. Yani ne kadar uzak durursanız elbette ki o kadar iyi. 1 metreden yakın durmayın ama. Özeti bu. Aşıya geliyorum. Hani çok gündemde, çok tartışılıyor. Ülkemizde de 2 tane faz 3 başka ülkelerin üretmiş olduğu faz 3 aşı, faz 3 çalışmaları var. Biz de 2 aşının da uygulandığı merkezlerden bir tanesiyiz Ankara Üniversitesi Fakültesi olarak. Ama Aykut Hocam'ın da dahil olduğu pek çok ekip Türkiye'de aşı üretimi için çalışıyor. O yüzden oraya çok girmek istemiyorum. Ben Aykut Hocam belki daha ayrıntılı bilgi verir. Sadece şunu söylemek isterim. İnsanoğlu hiçbir dönem olmadığı kadar hızlı çalıştı aşı üretimi konusunda. Ve sonuca çok yakınız. Açıkçası ben de beklemiyordum. Nisan'da, Mayıs'ta sorduklarında işte bir yıldan önce olmaz diyordum. Ama şimdi sanki bu yılın sonlarına doğru, Aralık, belki 2021 Ocak aylarında etkili bir aşı olmuş olacak elimizde. Ama bir, bunun bütün insanlara yaygın bir şekilde uygulanması, üretilip uygulanması zaman alacak. Bir kere zaten 2 doz uygulamak gerekiyor etkili koruma sağlamak için. İkincisi %100 koruma sağlamayacak. Ve üçüncüsü ne yazık ki hastalığı geçiren bile ikinci kere hastalanabiliyor. Aylar sonra da olsa. Dolayısıyla aşıyı olan da tekrar hastalanabilecek. O yüzden de tıpkı grip gibi işte. Nasıl ki grip virüsü değişime uğradığı için her sene grip aşısını yeniliyorsak, biz de koronavirüs aşısını her sene olmak durumunda kalacağız. Ama mutlaka toplumdaki yayılımı azaltmak açısından çok faydası olacak. Riskli gruplarda uyguladığımızda aşıyı belki hastalığı engellemeyecek. Bir de aşıların öyle bir faydası vardır. Hastaları engellemenin ötesinde ağır hastalığı engelleme. Kişi belki hastalanacak ama
Normalde ağır geçirip ölme riski varken örneğin 80 yaşında birisi aşı sayesinde hafif geçirecek. Dolayısıyla aşıdan çok beklentimiz var. Şimdi klinikle ilgili bir noktayı vurgulayıp geçeceğim. Çok ayrıntısını durmayacağım. Biz niye bu hastalığı kontrol altına alamadık? Yani Çin elinden gelen her şeyi yaptı, dünyaya yayılması niye engellenemedi? Halbuki SARS da engellenmişti. Çünkü bu hastalıkta kişi enfeksiyonu aldıktan sonra, mikroorganizmayı aldıktan sonra bir kuluçka süresi var 5-6 gün. Sonra belirtiler ortaya çıkıyor. Vakaların %30 ila işte 70'inde o belirtiler ortaya çıkıyor. Ne yazık ki belirtiler ortaya çıkmadan önceki 2 günde bulaştırıcılık var. Yani kişi kendini çok sağlıklı hissederken, günlük yaşantısına devam ederken 2 gün boyunca, özellikle de önceki 1 gün 24 saat çok çok bulaştırıcı. Ve bu nedenle de hastalığı kontrol altına alamıyorsunuz. Kişilerin sanki herkes değilmiş gibi çok dikkatli davranması gerekiyor. Bunu sağlamak da çok mümkün değil ne yazık ki. Bu dönemi tehlikeli dönem diyoruz bulaştırıcılık açısından. Bulaştırıcılık en çok şikayetler başlamadan önceki bir günde, başladıktan sonraki 3-4 günde en çok. Giderek azalıyor sonra 7-8 gün içerisinde kayboluyor. Bulaştırıcı değil. Şimdi PCR testiyle bulaştırıcılığın kaybolup kaybolmadığına bakmak doğru değil. Çünkü PCR'da biz bulaşıcı virüs, aktivitesini koruyan virüsü değil, sadece RNA'ya bakıyoruz. Orada RNA olması aktivitesini koruyabilen virüs olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. O yüzden de pek çok artık kurum, bilimsel kurum, iyileşen kişi de bulaştırıcılığı PCR'la kontrol etmeyi önermiyor. Hafif geçirenlerde 10 gün sonra bulaştırıcılık kalmadığını söyleyebiliyoruz. Çok ağır geçiren de bu süre 20 gün. PCR yapmaya gerek yok. Klinik bulgularını herkes çok iyi biliyor, söylemeyeceğim ama şunu söylemek isterim. Bu hastalık iki aşamalı bir hastalık klinik olarak düşündüğümüzde. Birinci hafta, burada gördüğünüz ilk 7 gün mavi daha çok, hafif seyrediyor. Hatta ağırlaşacak olanlarda bile hafif seyrediyor. Yani kişi daha sonra ağırlaşıyor. Belli risk faktörleri işte en önemlisi yaş, hipertansiyon, altta yatan kronik kalp akciğer hastalığı olması, ağır seyretme için risk. Ama onlarda bile ilk bir hafta hafif seyrediyor. Bir haftadan sonra ağırlaşıyor. İlk bir haftada biz viral faz diyoruz. Burada virüs çoğalıyor. Solunum yolu hücrelerinde çoğalma dönemi bu. İkinci haftada ise artık bağışıklık devreye giriyor. Ve diyor ki tamam yeter, sen ne işin var burada? Ve virüsü vücuttan temizlemek üzere bir immün yanıt üretiyor. Bu immün yanıt aslında bize zarar veriyor. Çünkü virüs hücre içinde yaşayan bir canlı ya da işte bir yaşam formu diyelim. Virüsü öldürmek için kendi hücrelerine zarar veriyor vücut. Yani immün yanıttan kaynaklanıyor zarar. Dolayısıyla ikinci faza biz immün faz diyoruz. Şimdi işte bu tedavi çalışmalarında bu bakış açısı da değerlendirmek lazım. Eğer bir antiviral ajanı etkili olmasını istiyorsanız birinci haftada başlamanız lazım. Erken başlamanız lazım. Çünkü virüs burada çoğalıyor. Siz virüsü durdurursanız burada, o zaman immün fazda vücudun hasar görmesini engellersiniz. Demek ki antiviral ilaçları iki haftada, olabildiğince erken ama şu hani yine duymuş olduğunuz bağışıklık sistemine yönelik tedavileri, kortizon gibi, antistokin tedaviler gibi immün yanıt üzerindeki etkili tedavileri de asıl ikinci haftada kullanmak doğru ve çalışmaları da bu gözle değerlendirmek lazım. X ilacı etkili bulunmadı ama ne zaman verildi hastalara? Şimdi mesela dün Remdesivir isimli ilaç Amerikan İlaç Dairesi'nden onay aldı bu koronavirüs hastalığında. İlk onay alan ilaçtır. Aslında hep geç aşamada verildi hastalara. Oradaki kısmi başarısı nedeniyle onay alıyor ama erken kullanıma dair devam eden çalışmalarda olumlu sonuçlar var. Zaten de öyle bekliyoruz ama tabii bu hastalığın bir ilacı da olabilecek durumda değil Remdesivir. Birazdan değineceğim neden olmadığını. Şimdi son olarak da hızlıca 5 dakika tanı tedaviden bahsedip bitireceğim. Kusura bakmayın uzuyor. Tanı testleriyle ilgili de çok tartışma oldu. En güvendiğimiz PCR testi. PCR testinin duyarlılığı ilk hafta daha yüksek. Burun örneğinden aldığımızda, nazofarenksten, burun arka tarafından aldığımızda %70'i bulabiliyor. Daha sonra ikinci haftada virüs aşağıya indiği için ve asıl immün yanıt devreye girdiği için %50'ye kadar düşüyor. Dolayısıyla PCR testinin pozitifliğini ve negatifliğini yorumlamakta hastanın klinik durumuna göre bu konudaki uzman bir kişinin yapması gereken bir şey. Bir tarama testi gibi kullanılabilecek bir test değil bir kere. Çünkü hem zahmetli, alınması zahmetli, hem çalışması zahmetli, hem pahalı, hem de işte farklı nedenlerle klinik duyarlılığı ve özgürlüğü çok yüksek değil.
Burada aşağıda gördüğünüz pek çok neden var bununla ilgili olarak. O yüzden bir tarama testi yok. Hızlı antikor testleri görüyoruz. Zaman zaman bize gelen hastalar X de yaptım diye geliyorlar. Bunlar antikor bakıyorlar. Antikor dediğimiz şey virüse karşı oluşan bir protein. Onun oluşması için zaten en az bir hafta ihtiyaç var. Genellikle 2 haftadan sonra doğru sonuç veriyor bunlar. 2 hafta. Bu hastanın seyri zaten 2 hafta sürüyor. Dolayısıyla akut hastalık tanısında hızlı antikor testleri zaten duyarlılık ve özgürlük sorunu olan testler. Serolojik antikor testleri bile duyarlılık özgürlükleri çok yüksek. Bakın %100'e yakın. Ama onları bile akut hastalık tanısında kullanma şansınız yok. Çünkü antikor dediğimiz şey 14 günden sonra net olarak oluşuyor. 7. günden önce zaten şansınız yok. Şimdi son olarak tedaviye geleceğim. Tedavide klinik çalışmaların kayıt edildiği bir internet sitesi var. ClinicalTrials.gov diye bir site bu Amerika'da. Önemli çalışmalarınızı şeffaflık açısından buraya kaydetmeniz bekleniyor. Dolayısıyla buraya kaydedilen çalışmalar önemli çalışmalar. Şimdi burada bir tarama yaptığımızda tedavi, girişimsel çalışmalar ve COVID-19 dediğimizde 1462 çalışmalar. Yani bir yandan da tedaviyle ilgili çok sayıda çalışma. Faz 3'e gelmiş ilaç çalışması diye taradığınızda 334 çalışmaya ulaşıyorsunuz. Ve şu aşağıda yazdığım çok sayıda ilaçtan bahsediliyor. Bunlarla ilgili mevcut en çok kullanılan ilaçlarla ilgili biz dernek olarak uzmanlık derneğimiz, bizim Türk Klinik Biyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Derneği bir bilgi notu hazırladık. Eylül ayının sonuna kadar yayınlanmış bütün bilimsel çalışmaları değerlendirerek hangi ilaç, hangi aşamada, ne kadar etkili konusunda bir sayfalık bir özeti var. Kendisi geniş bir veri ama merak edenler bunu okuyabilir. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Hani söylemiştim ya, pandemilerde doğru bilgiye ulaşmak en zorudur ve en önemlisidir. O yüzden doğru bilgiye ulaşmayı da sağlayabilmek için uzmanlık derneklerini ve bilimsel platformları takip etmek lazım. Sosyal medyada yazılanları takip etmemek lazım. Uzmanlık derneğimizi bu açıdan da öneririm takip etmenizi. Remdesivir dün ilaç onay aldı demiştim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Remdesivir damar yoluyla uygulanan bir ilaç. Ve ilk haftada ağırlaşacaklar bile hafif seyrettiği için belki o kişi ağırlaşmayacak, bilmiyoruz. Çünkü hani 80 yaşın üzerinde de bu hastalığın mortalitesi %14, %85'i iyileşiyor zaten. Dolayısıyla ben herkese damar yoluyla uygulanabilecek bir ilacı vermem. Üstelik de çok pahalı bir ilacı verebilmem mümkün değil. Bu hastalığın tıpkı gripteki gibi ağızdan uygulanabilen, son derece ucuz ve yan etkisi olmayan bir ilacının olması lazım. Henüz o ilaç elimizde yok ama umut veren çalışmalar var diyorum. Ve ben beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, Alpay Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten konuyu çok güzel anlatan bir şey oldu, özet oldu, prezentasyon oldu. Biz de hemen burada bir mesafe ölçümü yaptık. Ondan sonra güncel şey yayınlar konusunda bilgi sahibi olduk. Çok teşekkür ederim. Kendisi ve ailesi de bir hayvansever olan Alpay Hocamıza çok teşekkür ediyoruz.